Şimdi hepimizin bildiği gibi ülkemizde de dünyada olduğu gibi bir pandemi salgın süreci yaşandı. Bu süreç 2 yıl aşağı yukarı süren bir süreçti. Bu süreç boyunca eğitimsel bütünlüğünde hatta KES bütünlüğünde pandemi şartlarında nasıl bir sürecin yürüyeceğine dair birçok önerimiz oldu. Özellikle eğitim alanında ciddi sorunlar yaşadık. Hatta maalesef dönem dönem eğitim görünmez sanki yok mu hükmünde bir süreç yürütüldü eğitimle ilgili. Ancak biz eğitimsel olarak birçok tedbir önerimizi ifade ederek yüz yüze eğitim şartlarının yaratılmasını defalarca ifade ettik. Bakanlıkla görüşmelerimizde ifade ettik. Kamuyla paylaştık ve tedbirler konusundaki önerilerimizi de hem sizlerle hem de bakanlıkla defalarca paylaşmıştık. Ancak geldiğimiz aşamada 1,5 yıllık süreç içerisinde dünyanın en fazla okullarını kapatan ülkesi olma özelliğini maalesef biz ülkemize gördük. Son olarak bu dönem yüz yüze eğitimin yapılmaya başlanması, okulların açılması bizler için çok değerliydi. Ve büyük bir heyecanla aslında sürece girdik. Fakat okullara gittiğimizde bu 1,5-2 yıllık boş olunan dönemde hiçbir tedbirin aslında gerçekte alınmadığını ve okulların yüz yüze eğitime hazırlanılmamış olduğunu gördük. Bununla ilgili de okullardaki temsilcilerimiz aracılığıyla bilgileri toplamaya başladık. Özellikle Eğitimsel 3 No'lu şube olarak bölgemizde olan okullardaki temsilcilerimiz aracılığıyla yapmış olduğumuz çalışmada bu haftaki verilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizler açıkçası okulların yüz yüze devam edebilmesinin koşullarını yaratmak için bu çabanın içerisindeyiz. Çünkü tedbirler alınmadığında yine 1,5 yıllık kayıp dönemi biz uzatılacağından kaygılıyız. Bunun oluşmaması için bir çaba yürütmeye çalışıyoruz. Bu arada örgütlenme kapsamında İstanbul'da bulunan KESK eş başkanımız Mehmet Bozgeyik aramızda bize destek veriyor. Katılımından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar raporumuzu sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu raporu biz her hafta düzenleyeceğiz. Bunun bilgisini de sizinle paylaşmış olalım. 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Türkiye'de salgın nedeniyle 1,5 yıl okullar kapalı kalmıştır. Ülkemiz dünyada pandemi döneminde eğitime en çok ara veren ülkelerden olmuş. Uzaktan ancak onda da milyonlarca öğrenciye ulaşamadan bir süreç yürütüldü. Bu süre zarfında milyonlarca çocuk eğitime erişemeyerek var olan fırsat eşitsizliği daha da derinleşmiştir. Sendikamızın tüm çağrılarına rağmen okulların fiziki altyapı sorunları giderilmemiş, derslik sayısı ihtiyaç oranında artırılmamıştır. İl, ilçe, milli eğitim müdürlükleri okullarda gerekli önlemleri aldık ifadesini kullansa da ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de okulların önemli bir bölümünün salgın koşullarına uygun hale getirilmediği, gerekli altyapı hazırlıklarının yapılmadığı, okul tadilat ve inşaatlarının bitirilemediği görülmektedir. Özellikle Sarıyer Alparslan Ortaokulu, Beyoğlu Doktor Tevfik Sağlam Ortaokulu gibi birçok okul 4 yılı aşkın bir süredir inşaatları bitirilmediği için başka okullarda ikili eğitime mahkum bırakılıyor. Yine İstanbul'un göbeğindeki Şişli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10 yıla yakındır devam eden yıkım tartışmaları sonrası boşaltılan binalara bir çivi dahi çakılmazken 4 yıldır merdiven aralıkları 2 metreyi geçmeyen prefabriklerde değil pandemi koşullarına hiçbir koşula uygun olmayan ortamda eğitim yapmaya çalışıyor. Yüz yüze eğitime uzun süre ara verilmesine rağmen ciddi bir eğitim planlamasıyla yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarının hiçbir okulda yapılmadığını görmekteyiz. Bu doğrultuda ilçelerimizde geçen yıldan kalan öğretmen açıkları kapatılmamış, yeni okullar, ek derslikler inşa edilmemiş, okullara yeterli yardımcı personel alınmamıştır. Şimdi soruyoruz, okulları bu şartlara mı hazırladınız? Milli Eğitim, temizlik sorununu okul yöneticilerine havale etmeyi tercih etmiş. Okullarda yardımcı personel ihtiyacı karşılanmamıştır. Okullarımızda seyreltilmiş sınıf uygulaması hayata geçirilmemiştir. Yeterli ek derslik planlanmamış, dolayısıyla eğitim kalabalık sınıflarda risk altında devam ettirilmektedir. Şubemiz, Milli Eğitim yetkililerini uyarıda bulunarak birbirine yakın eğitim bölgelerinde bulunan, basına da yansıyan
öğrenci sayıları daha az olan İmam Hatip Okul ortaokulları ve liselerin birleştirilmesini, boşaltılan okulların akademik ortaokul ve liseler için kullanılmasını talep etmiş. Ancak bu konuda hiçbir adım atılmamış, çözüm, çözümsüzlük bu okullar dışında aranmaya çalışılmıştır. Ek derslik ihtiyacını gidermek bir yana, yüz yüze eğitime başlandığı dönemde de okullar depreme dayanıklılık güçlendirmesi adı altında kapatılmış. Kapatılan okullardaki öğrenciler farklı okullara dağıtılarak sınıf mevcutları daha da artırılmış. İlkokul birinci sınıflarda 50 kişilik sınıflar dahi oluşturulmuştur. Sınıfların havalandırılması için kış aylarını da dikkate alan bir pencere sisteminin tüm sınıflarda hayata geçirmesine dair herhangi bir çalışma söz konusu olmamıştır. Eğitim emekçilerinin sendikamızın pandemi koşullarında ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi, teneffüs sürelerinin havalandırma koşullarına uygun zaman planlama taleplerimiz duymazlıktan gelinmiştir. Milli Eğitim Müdürlükleri sıralamış olduğumuz bu tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimin devamını riske atmaktadır. Bu hafta sendikamıza ulaşan 55 okul bilgilerine göre 15 okul ikili eğitim yapıyor. 18 okulda ortalama sınıf mevcutları 30'un üzerinde. 5 okulda 40'ın da üzerinde. Yani normalde dahi olması gerekenin üstünde. 7 okulda hizmetli personel hiç yok. Birçoğunda ise 800-850 öğrenciye bir temizlik görevlisi düşüyor. Yüz binlerce öğretmen atama beklerken okullarımızda ücretli öğretmenlik gibi emek sömürüsünün en ağır hali devam etmektedir. Yine çocukların büyük bir kısmı toplu taşımalar ile okullara ulaşmaya çalışırken bulaş ile yüz yüze kalıyor. Bizler okullarda hem eğitim emekçileri hem de öğrencilerin yüz yüze eğitimin devam etmesi taleplerini gördük. Okulların kapatılmak zorunda kalması en istenilmeyen durum. Ancak tedbirlerin alınmaması kaygılarımızı büyütüyor. Biz eğitimciler eğitimde yaşanan sorunlar ve tedbirlerin alınıp alınmamasıyla ilgilenirken, pandemi dışında da var olan sorunlarla cebelleşirken, basına da yansıdığı gibi İstinye Anadolu Lisesi'nde öğretmen kurul toplantılarını dua ile açılış yapıp okul koridorlarında ezan okunması, Kurtuluş Anadolu Lisesi'nde olduğu gibi cuma namazına göre saatlerin güncellenmesi gibi pratikler eğitimin dinselleştirme, kutuplaştırma, tek tipleştirme çabalarının hala her şartta devam ettiğini gösteriyor. Son hafta şubemizde çokça COVID pozitif karantinaya alınan sınıflar bilgileri geldi. Tedbirler hızla hayata geçirilmediği takdirde bu sayılar daha da fazla yükselecektir. Eğitim sen olarak tam zamanlı yüz yüze eğitimin devam ettirilebilmesi için tüm eğitim bileşenlerini ve kamuoyunu bu süreci daha fazla sorgulamaya, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı için mücadele etmeye çağırıyoruz. Eğitim Sen 3 nolu Şube Yürütme Kurulu. Teşekkür ederiz.